Azerbaycan'dan selamlar demiş film makinesi. Şahıs analizi yapar mısınız? Tabii. Evet. Unutma kimse yok. Gönderen film makinesi. Hadi bakalım. Aul Channel, Azerbaycan University of Languages. İfa Günel Veysova. Peki parça nereye gidecek merak ediyorum. İlk defa duydum bir şarkı. Evet, tek problem yalnız şarkı söyleyen kişinin çok durağan duruşu tabii ki değil mi? Ellerini bakın bağlamış, hafif neredeyse kambur, hafif bir böyle bir vücutta da bir şey yani şarkıyı sahiplendiğini görmüyorsunuz. Daha çok şarkı üzerinde hareketsiz durarak söylediğini görüyorsunuz ve hemen şarkıcılığına yansıyor bu. Görüyorsunuz değil mi? Yetersiz diyaframı yol açıyor. Neler kazandı? Ses rengi güzel ama vücudu görmek istiyorsun yani o okurken ki esnemesini, mücadelesini görmek istiyorsun. Bir tane Amerikalı koçu gönderdiler bana. Özgün sen gönderdin değil mi onu? İsmi neydi acaba onun ya o kadının Özgün? Bulsana. Geçen gönderdin ya elinde boks eldivenleriyle falan egzersiz yaptırıyor. Aa, tamam hocam. Boks, vokal koç desem çıkar mı? Yani belki çıkar. Ha bu kadın işte bakın. Charlie Porter Vocal Coach yazıyor ya burada. Şimdi bu hikaye o işte. Şunun sesini kısayım iyice. Görüyorsunuz değil mi bakın? Bakın bu diyafram çalışması yaptırıyor. Tamamen kendine göre eğlenceli, fantastik bir yol bulmuş. Yani öğrencilerle hep beraber çalışıyor. Grup çalışması var. Solo çalışmaları böyle. Yani tam bir işte diaphragmatic breathing diyor zaten. Sustained note. İşte bazı notaları. Bakın. Bak, uzatma notalarını. Yarım ton, yarım ton, yarım çıkıyor. Kendine göre de bir egzersiz yapısı kurmuş. Aha, bu yani bu boks eldivenleri aslında benim hep anlattığım vücudun mücadelesi diye anlattığım şey var ya bu aslında. Yaptığı şey de bu. Bu şekilde şarkıcı olur musunuz? Hayır olmazsınız. Ama bu bir şekildir yani şarkıcıya bir dinamizm kazandırma şeklidir. Bu da vokal koç olduğuna göre bunun eğitmeni olduğuna göre kişileri bu şekilde ısındırarak en azından vücutlarını kullandırmaya itiyor. Çok doğru bir çalışma. Çok başarılı bir çalışma. Ben izledikten sonra çok beğendim. Biraz içinde tabii ki artistik var. Amerika'nın bütün endüstrisi tamamen zaten bunun üzerine kuruludur. Eğlence, para kazanma ve yani işte bu işin yapısını kurma. Yani sonuçta bu anlattığım şeyler de size faydalı olur. Ben gelen öğrencime elime boks eldiveni giydirmiyorum ama mantık olarak eğlenceyi kattığınız zaman daha motivasyon yaratıyor. Bakın şimdi mesela aynı kişinin şimdi öğrencileriyle çalışmalarını görmüştüm birkaç tane. Bakın mesela bu benzer şeyler. Bakın. Bak şimdi. Sırf diyafram çalışması tamamı. Ha. Şimdi bunun çok kötü bir tarafı da var. Onu söyleyeyim. Yani şarkıcıya boks hareketlerini sürekli yaptırdığı için şarkıcı sahnede böyle de davranmaya başlayabilir. Yani güvenini sadece bununla da kurabilir. Bu çok kötü bir şey tabii ki. Ben her zaman doğal güçten yanayım. Benim bütün öğrencilerime çalıştığım şey şekiller üzerinde hareket yerine kişinin kendi becerisini ortaya koyması. Yani bunu bir vokal koçun karşısında yaptığınız zaman cesaret kazanırsınız ama bu cesaret aslında seyirci karşısında doğalında geliştirilmesi gereken bir şey. O nedenle sokakta şarkı söylemek, insanların önüne atıp çeşitli yarışmalarla denemek çok faydalıdır. Neden? Kendi eksiğinizi hep görür ilerlersiniz ve kendinizi özgü bir tarz yaratırsınız. Bu çok kıymetli bir şey. Buradaki bence tek büyük eksiklik, yani vokal koçun çalıştırdığı şeylerin belki eksiklik değil yani sonuçta kişi yani vokal koç başka şeyler de söylüyordur. Benim söylediklerim de söylüyordur. Ama hani şu an görüntüde siz bakarken, "Aa ben de böyle yapayım." dediğinizde
bunun öbür tarafının daha etkili olduğunu unutmayın yani. Seyirciyle yüzleşmiş halinin ve seyircinin önündeki bu hareketlerin, bu gücün sergilenmesini daha kıymetli. Şimdi tekrar arkadaşımıza dönelim, bakın. Görüyorsun değil mi? Statik vücuttan kastım bu işte. Çok statik. Hiç. Bakın. Diyafram bu sıkılığı vurmaya yetmiyor. İyi şarkıcıyla genç şarkıcıyı, amatör şarkıcıyı ayıran temel şey bu zaten. Eğer bunları iyi kurgularsa bir şarkıcı, her şey çok değişir. Gücü görürsünüz. Ve siz gücü seversiniz. Bütün izleyiciler gücü sever. Bunu sağlıyor bakın. Falan filan. Bir sürü egzersizle aynı şeyleri sürekli çalıştırıyor. Sürekli diyafram üzerinde çalıştırdığı için de bir süre sonra şarkıcı diyaframını daha fazla hatırlayarak şarkı söylemesi gerektiğini inanıyor ve yükseliyor. İşe yarar. Çok işe yarar. Çok doğru teknikler. Ben çok sevdim yani bu koçun çalıştırmaları, çok doğru çalıştırmalar. Çoğunlukla gerçekten öyle. Biraz işin içinde şov var. Amerikan endüstrisinin gereklilikleri var. Yani böyledir bu iş. Bizim ülkemizde öğretilmeyen tek ders şeydir. Müzikten nasıl para kazanılacağını kimse öğretmez size. Yani bakın, bir vokal koç da böyle para kazanabilir işte bu şovları yaparak. İşte acilite çalışmalar falan filan. Peki. Şimdi tekrar geri dönelim. Nefes aldığı yere bakın. Gidiyorum. Parça çok geniş bir aralıkta değil, dar bir aralıkta ama yine de bence genel olarak ses rengi güzel, okuma becerisi kötü değil, fakat diyafram, nefes kontrolü ve vücut kullanarak şarkı söylemesi, yani büyük bir sese ulaşması daha sınırlı gözüküyor şarkıcının. Sadece eksik bu. Veya ben onu hissediyorum yani. Öyle bir şey olmadığını görüyorum. Varsa bile benim yanılgım olur en kötü, ama büyük ihtimalle tam o şekilde çalışan bir şarkıcı değil. Peki. Fikrim bu. Tamam mı?